Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Bunlar bu seneyle ilgili durumlar. Mesela ilginç konulardan biri. Beşiktaş Kulübü genç futbolcularından Muhammed Demirci'nin sözleşmesini hafta içinde uzattı. Kamuoyu aydınlatma platformu KAP'a bildirdi. Ve 600 bin lira sezonluk garanti para, 10 bin lira ilk sezon, 15 bin ikinci ve üçüncü sezon maç başı ücret ödeyecek. 3 yıllık sözleşme yeniledi Muhammed'le. Sezonluk 600 bin lira. Salih Uçan ne kadar alıyor? Ne kadar? Fenerbahçe'den 500 bin lira. Ben o da artacak ama seni. Yani şimdi şu ben bugünü anlatıyorum. O da artacak seni. Yani daha bir kere bile doğru dürüst göremediğimiz bir 45 dakikayı tamamlamayan Muhammed Demirci ile 3 yıllık sözleşme imzalamak Beşiktaş'ın bugünkü gündemi midir? Konusu mudur? Hiç bence gündemi değil. Çünkü bugün vazgeçilmez oyuncular vardır futbolda. Gelecek vadeden oyuncular vardır. Muhammed Beşiktaş'ta gelecek vadeden bir oyuncu diye bekleniyor. Herkes onu bekliyor. 10 Kaç yaşından beri, yıldır? 11 yaşından beri Muhammed'i bekliyor herkes. Gelsin de bir an evvel Muhammed oynasın. Yakında bırakacak futbolu. Kaç yaşına İşte geldi? görelim bizi kurtarsın diye. Kaç oldu Muhammed? Yani biz genç daha da. Abi tamam yani da benim benim bildiğim. anlamadığım konu şu. Muhammed bu Beşiktaş takımında oynamayacaksa. Bak Bilal bu çok önemli. Yani bu Beşiktaş takımında Muhammed oynamayacaksa. Hangi Beşiktaş takımında oynayacak çok merak ediyorum. Yani şu Beşiktaş'ta oynamayacaksa. Bugün atıyorum Veli'yle Necip'le başlıyorsun. Kardeşim koy o zaman önlü bir Necip'i. Koy şu Muhammed'i oynasın bakalım bir görelim ya. Oğuzhan'ı oynatma bırak Muhammed'i oynat. Çok mu önemli? Çok mu önemli abi? Oynat bir Muhammed'i oynat görelim. Koy bakalım bir orta sahaya bir oynasın. Bırak 90 dakika oynasın. Çıkarmadı oyundan. 90 dakika ya insanlar bir görsün. Bu Oynamadan Muhammed 3 yıl nedir? sözleşme. Oynamadan 3 yıl Hayır sözleşme bu yeniliyorsan Muhammed nedir? oynatacaksın sürekli Bu Muhammed ne sakatliysen. oynar? Bu Peki de Muhammed'in yeteneği nedir? göstermek istemiyor yani kapılmasın diye Hayır Muhammed. insanlar bir görsün. Bugün Beşiktaş şampiyonluğa oynamıyor. Bugün Beşiktaş sanki iskelet 11'i var da iskelet 11'i bozamıyorsun. Hep 11'li. Zaten senin oyuncularının seviyesi belli. Muhammed bu oynayan oyuncuların çoğundan yetenekli. Ben sana söyleyeyim bir defa. Bak Muhammed bugün Beşiktaş'ta oynayan 11 kişinin açık ve net söylüyorum bunu. 11'inden de yetenekli. Futbol yeteneğinden bahsediyorum Onun bak. için Kim oynatmıyor. kalır bu 11'inden kadrodan de Sergen yetenekli. Yalçın gelecek sene? Kimi tutarsın? Valla Yani ver, ekrana ver vermeden söyle. kadroyu. Tamam. Ver bir daha Yani 11'i kadroyu. ver. Onun dışında tabii oynamayan bir sürü insan var. Sakatlar var. Ben Şey, yedeklere mesela baktım. Almeida'nın Bak durumu var. Beşiktaş'ın yedeklerini söyleyelim o zaman. Yedeklere başlayalım. Cenk, Sivok, Emre Özkan, Mehmet Akgün, Ömer Arslan. Şimdi kimi sokacaksın ya buradan oyuna? Kim Bir de tabii sokacaksın? girenler var ama. Niang girdi, Dentinho girdi. İki tane de öyle girdi. Ya onlar zaten sezon sonu yolcu olması gereken iki tane oyuncu. Onları geç. Dentinho'yu gönderemiyorsun. Kiralık devre arasına kadar. Abi Bir dahaki sezonu. gönderemiyorsan gönderirsin A2 takımına. Orada antrenman yapar. Çok önemli değil. Dondurursun sözleşmesini. Niang'ı Alın tutar dersin bunu. mısın? Yok ne Niang'ı? Ya ne işi var Beşiktaş'ta Niang'ın, Dentinho'nun falan. McGregor gitti. Ben senin yerine söyleyeyim. Biliyorum ne diyeceğini. Hilbert. Abi bak McGregor gider, Hilbert gider. Ya şu yabancılara bak Beşiktaş'ta Allah aşkına. McGregor, Escude, Hilbert, Holosko. Şimdi Beşiktaş'ın yabancı oyuncuları var. Dört yabancı ile çıkmış maça. Dört yabancıyı toplasan tek yabancı etmez. Bu dört yabancıyı toplasan bir tane yabancı etmiyor. Escude, Beşiktaş'ta ne işi var? Bak kalecinin Beşiktaş'ta ne işi var? Hadi Hilbert diyoruz ki adam yokluğunda idare eder oynatarsın. Hadi Holosko da istatistik olarak iyi bir oyuncu. Hani Holosko'yu kadroda tutarsın ama bana sorarsan sen Holosko ile Olcay'la oynayacaksın. İki kanatla bütün sene bir de şampiyon olacaksın. Ya Bilal buna kimseyi inandıramazsın abi gülerler sana. Sana gülerler. Sen Holosko ve Olcay'la bütün sezon oynayacaksın. İki kanat ve şampiyon olacaksın ondan. Mümkün mü böyle bir şey? Bana sorarsan mümkün değil. Mümkün değil yani bana bu kadroyu sahaya çıktığın zaman bütün sezon şampiyon olma ihtimali hiç yok bence. Seneye de yok böyle olduğu zaman. Seneye de hiç yok yani. Bu takım seneye daha kötü yerlerde bitirir ligi eğer böyle kalırsa. Bu şekilde yani birileri bu takıma el atıp müdahale etmezse bu takım seneye ligi daha kötü yerde bitirir. Belki de Bak şimdiden Trabzon'un söylüyorum. yaşadıklarını yaşar bu sene. Bak şimdiden söylüyorum. Bu kadro ligi seneye daha kötü yerde bitirir. Bu kadro. Köklü bir değişim olmazsa. Ya köklü bir değişim olması için mutlaka abi çalışma ortamı olması lazım. Alınacak oyuncular, gönderilecek oyuncular, bunun yanında maddiyat, para. Bizim kaç paramız var? Bir ona bakalım bir defa. Biz sezon sonu transfer yapıyoruz. Bizim kaç paramız var? Atıyorum 10 milyon euromuz var mesela. Biz 10 milyon euroya göre adam olmamız lazım. Ben 10 milyon euroya 3 adam mı alayım, bir adam mı alayım? 10 demeyeyim de 100 diyeyim yani. Benim ne alabilirim ben? Kimi alabilirim? Ben bu takımın nasıl Galatasaray'ın seviyesine? Galatasaray uçtu gitti. Bugün bakıyorsun şu kadroya. Şu kadrodan Galatasaray'da bir tane oynayacak oyuncu var mı oynayacak? Bak bakalım şu kadrodan Galatasaray kim versen oynar. Almeida var ama oynamıyor burada yok. Almeida da oynayamaz abi. Drop oynuyor Galatasaray'da. Hayır canım yani Almeida iyi santrafor. Kimi vereceksin abi? Şu kadrodan bir tane oyuncu koy bakalım Galatasaray'a. Kimi koyacaksın? Oğuzhan yedek olabilir. Ya da Necip. Sivok da iş yapar Galatasaray'da. Stoper de lazım. Sivok da iş yapar. Yani bu kadro inan... Necip yedek olur. Necip yedek olur. Hayır.
Şu kadro, şu kadronun en iyi oyuncusu bana sorarsan Necip ile Mustafa Pek demek zaten. İkisini çıkar. Biraz Holosko ile Olcay var onun yanında. Oğuzhan idare eder. Diğer oyuncuların işte Gökhan, Ersan Esküde zaten bana sorarsan onların hemen yolcu etmek lazım. Ya Ersan'ın bonservisine kaç para verdi Beşiktaş? Ersan'ın bonservisi ne kadar arkadaşlar bakar mısınız? 5 milyon mu verdi? Kaç? 5 milyon 3 euro milyon falan. Euro. 3 milyon euro falan verdi abi Ersan'ın. Ersan'ı görüyor musunuz sahada yaptığı hataları? Ne hatalar yapıyor ya? Ne kademe hataları? Ama ben şunu anlatmayacağım. Bu oyuncular çalışmıyorlar da benim anladığım kadarıyla. Bir bugün Akhisar takımı Beşiktaş'ın Allah aşkına yanına gelebilecek bir kadroya sahip mi? Kayıtsız şartsız serbest değil de bence İngiltere'deki Premier League kuralları olabilir. Ya kardeşim ne alakası var? Ne alakası var? Sen işi bilmiyorsan, işi beceremiyorsan burada 8'i 10'u konuşmayacaksın abi. Bir defa yanlış, şu anda yanlış yerden gidiyorsunuz. Ben sizi uyandırayım. Burada paraları konuşamazsın abi. Beşiktaş Tabata'yı 8,5 milyon euroya aldı. 800 bin euroya kimse almaz abi. Evet. Ne anlatıyorsunuz siz? Yabancı seçim. Burada sen parayı verirsen Alper'i sana 6'ya da satarlar. 26'ya da. Parayı veren burada önemli. Sen parayı verirsen oyuncuyu da satarlar sana. Bu kadar basit. Abi, ben yabancı sayısı için söylüyorum. Ya. Yabancı sayısı o ayrı bir konu. O da yabancı sayısını bırakamazsın serbest. Neden bırakamazsın? Sana onu da söyleyeyim. Senin Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'un 10 tane yabancı, 12 tane yabancı ile oynarken senin Anadolu takımların kaç yabancı ile oynayacak? O da 12 ile oynayacak. Nasıl oynayacak abi? Onların bütçesi yetiyor mu bu tarafa bakalım? Öyle kolay mı zannediyorsun sen yabancı sayısını serbest bırakmayı? Bıraktın yabancı daha sayısını serbest. Daha ucuz alıyorsun. Yarın Galatasaray, Fenerbahçe 10 yabancı ile çıktı maça. Anadolu takımları nasıl yapacak? 10 tane yabancı nereden hangi bütçeyle alacak? İlk 11'e kriter getireceksin. Akhisar olur mu şey? O zaman daha kötü abi. O zaman büyük takımların bütçesini bitirirsin. Akhisar Yekas'a kaç para verdi abi? Mesela tahmini. Abi Yekas o pozisyonda bir oyuncu değil. Hayır, kaç para verdi? 3 milyon. Yekas'a. Ne kadar verdi Akhisar'a? Yekas'a kaç para verdi? Yekas mı para Yekas verdi? Akhisar Yekas verdi. Yekas'a ne kadar verdi Akhisar? Ya bir şey kaç? Vermiyordur Akhisar'ın. 370 bin euro. O ayarda Yekas ayarında bir oyuncu yok senin de zaten. Al bakalım Galatasaray'dan Umut'u kaça alırsın veya böyle bir oyuncu Santafor'u kaça alırsın. O benim demek istediğim bir piyasa şöyle bir şey olsun bakalım bir görelim ya. Ali Turan mı ne bir sahabe kaldı Galatasaray'a. Kaça aldı abi? 5,5 bin aldı. Bir maç oynamadan Galatasaray'a... Konya'da oynuyor bugün gördüm ben. Ha, bir maç oynamadan... Konya karşıya kamuçuna seyrederken... Bedavaya aldı Ali Turan'ı. Bedavaya aldı. Bedava. Ama ertesi sene, pardon bedava yarım sezon tabii. Oynamadı. Başka bir oyuncu da. Mehmet Topuz'u kaça aldı Fenerbahçe? 10 milyon aldı. Ya niye? Bunları arttırabiliriz sürekli yani yerli. Şimdi bakın siz aslında yabancıları korurken bu sefer de yerlilerin aldıklarına takıyorsunuz. Ben aldıklarına takmıyorum. Piyasa serbest bırak abi. İyi oyuncu parasını alsın. Öyle saçma ya sapan kriterler şey olmalı. Kriterler olmalı kriter ama yabancı sayısını ben... da 4-5 diye kısıtlamak Avrupa'da senin söylediğin bonservisleri şu an Türkiye'de verebilecek iki tane kulüp var. Biri Galatasaray, biri Fenerbahçe. Başka hiçbir kulüp bu rakamları vermez. Sen istersen Alper Potuk'u 26 milyon euroya çıkaracaksın. O zaman Galatasaray'ın büyük zararları olmayacaklar mı Serkan? Arkadaş alma. Hayır şunu söyleyeceğim. Alma. Yabancı sayısı 5'e indi. Evet. Alamıyorsun artı 1'i bile. Bitti 5. Zaten 2 sene içinde amaç bu. O zaman? Real Madrid rakip yarı finalde. Evet. Ya bak, nasıl olacak? Bilal bu sorun şimdi mi var? Yıllar önce de yok muydu? Murat Bereket beni duyuyor mu buradan abi? Bu yeni bir sorun değil ki. Murat, bu zaten sürekli süre gelen bir sorun. Ayrıyeten de sana şunu söyleyeyim. Bizim takımlarımız 8 tane yabancı ile oynuyorlar abi Avrupa'da. 9 yabancı ile oynuyorlar, maçlara çıkıyorlar abi. Ne anlatıyorsun? 11 ile oynuyor. 10 yabancı ile oynuyor Real Madrid. Tamam, abi onun Real Madrid. Sen de 8 tane ile oynuyorsun ya. Onunla oynamak istiyorum. Tamam ama işte bu durumda alamayacaksın. Adamları sadece Avrupa'da oynatmak için alabilir misin? Ama liginde oynatamayacaksın. Almışsın kardeşim. 8 yabancı ile çıkıyorsun zaten. Almışsın şu, işte. Sivas, niye almamışsın ya? Aklıma gelmişsin. Sivas'ın kaç yabancısı var? Murat bakabilir mi? Kimin? Sivas'ın geçen gün bakmıştım. 8 tane. Sivas'ın kaç tane yabancısı var? 8 tane yabancısı var. Bunları öğreneceğiz. Konuşacağımız bir yani iki konu daha var. Yani sen alamazsın dediğin konu niye alamıyorsun? Ben onu anlamadım. Sen hayır, Şampiyonlar Ligi maçına 8 yabancı... Sınırlama olunca diyorum. Tamam mı? Ya 8 yabancı ile çıkıyorsun arkadaş. 8. Herif 10 da çıkıyor abi. Abi İspanya çıksın o Real Madrid abi. O bir virgül koyalım. Real Madrid sen bir misin yani? Bir reklam Real Madrid, Real Madrid evet. 50 milyon eurodan 10 tane yabancı alır Sergen, yani. Sergen konuşurken sen var ya çok değiştin. Sergen konuşurken reklama gidiyorsun. Bilgin Bey bir müsaade ederseniz reklama gidiyoruz.